Yüzlerce soru var hocam. Yaşlar 40 üzeri, 40'a yakın ve ben artık anne olmak istiyorum. Ama yazılı ve görsel basında duyduğum kadarıyla riskleri de var. Ama ben bu annelik duygunu da yaşamak istiyorum. Bu Evet. duygu benim de hakkım diyen izleyicilerimizin soruları. Günümüzde zaten dedim kadınlar hem geç evleniyorlar, geç doğuruyorlar hem de zaten günümüzün 40 yaş kadınları ya da 45 yaş, 50 yaş kadınları geçmişin 45, 50, 55 yaş kadınları gibi değil. Bugün hatta benim de 4 ablam var. Ben de 4 kızdan sonra tek erkek olarak dünyaya gelmişim. En küçük ve tek erkek. Annem bana annem boyu 1,50. Bana çok iyi bakıp ben 1,90 olmuşum. Aynı zamanda bu konuyla ilgili 2 numaralı ablamın da doğum günü bugün 18 Ocak. Oo, Sezer nice ablamın. sağlıklı Sezer yıllar. Hem Sözen ablanızın hem Emanetoğlu. de bugün Evet, onu doğanların. Evet. kutlayalım. O mesela 55 yaşına girdi. Bugün onunla konuştum. Yani bizim çocukluğumuzda 55 yaş neredeyse artık nine, anneanne, Evet, babaanneler evet, yaşıydı. evet. Aslında kendisi babaanne olacak yaşta 30 yaşında oğlu var ama hani 55 yaş gibi gelmiyor artık. Birçok kadın da daha fit, sağlıklı, Bakımlı, bakımlı. evet. Dolayısıyla yani annelik şunu da handikap olarak görür kadınlar. İşte ben 45 yaşında doğurursam çocuğum 20 yaşında olunca ben 65 olacağım. Öyle bakmasınlar. Günümüzün kadınları kendilerine baktıkları sürece, sağlıklarına dikkat ettikleri sürece, beslenmelerine dikkat ettikleri sürece 65 yaşında da 70 yaşında da son derece sağlıklı olabilirler ve annelik performansları üst düzeyde olabilirler. Bir de avantajlarına bakalım. 40 yaş kadınının olgunluğu, tecrübesi, hem hayat tecrübesi hem annelik anlamında ilk biri olsa çevreyle ilgili olarak kurduğu düzen Daha onun bilinçli da tabii hayata bakış daha açısı. bilinçli hayata Evet. bakış açısı olduğu için avantajları da var. O yüzden bu avantajlara bakmak lazım ve günümüzde teknolojinin de ilerlemesiyle, ultrasonun da ilerlemesiyle gebelik takipleri işte anne karnından su almanın benzeri bir test de çıktı. Anne kanında bebeğin hücresi tespit ediliyor hiç zarar olmadan, düşük tehlikesi olmadan ve bu test sonucunda genetik hastalık olup olmadığı da anlaşılıyor. Harika Böylece haberler. anne karnında gereken yapılıyor. Düzenli takipler, artık ameliyat tekniklerinin ilerlemesi, kadın doğum uzmanı sayısının, hastane sayısının artması Leyla Hanım'a da diğer 40 yaş, 35 zaten Anne olmak şey herkes hiç için, sorun evet, değil. sorun değil. Hatta biliyorsunuz artık henüz ülkemizde yasal değil ama Avrupa'da, Amerika'da, birçok ülkede, Kıbrıs'ta da işte yumurta bağışıyla gebelik elde edilebiliyor. Donasyon dediğimiz yöntemle. Orada 50 yaşında kadın bile hamile İsterse. kalıp doğum yapabiliyor. Rahim olması yeterli, kendi yumurtası olmasa bile. Ama ben kendi genetik kodumu verdiğim bebeği dünyaya getirmek isterim. Onun hem biyolojik hem genetik annesi olmak istiyorum diyorlarsa orada da aslında iyi bir konu Leyla Hanım'a da bağlayarak söyleyelim. Şimdi yumurta kalitesi iyi olabilir 38, 40, 41, 40 ama o 40'larda bu yumurta kalitesi bozulabilir. Bozulmadan artık Türkiye'de de yasal yumurta dondurulup saklanılabilir. Diyelim ki bir kadında yumurtalığında şüpheli bir tümör olgusu var. Yani yumurtalık kanseri olma riski var. Ya da yumurtalık kanseri şüphesiyle ameliyat olacak. Yumurtalıklarını aldırması gerekiyor. O zaman borderline tümör dediğimiz tümör grupları var. Yani ne kanser ne iyi huylu ikisinin arasında olanlar. Onlar da uyguladığımız bir durum. Bu yumurtalıkları kaybetme riski olduğu için hiç olmazsa o yumurtalıklardan yumurta alınıp dondurulup saklansın. Sağlam olanlar. Sağlam Evet. olarak istediği kadar süre. İleride yumurtalıklar alınsa bile o yumurtalardan evlenince hastamız bebek yapılabilir ve o bebekler rahime transfer edilebilir ve hastamızın kendi yumurtasından gebe kalması sağlanabilir. Yine işte 35 yaş, 39 yaş, 40 yaş, 41 yaş bu civarda olan hastalarımız bizi dinliyorlarsa hani ben evlenmedim, ileride ne olacak bilmiyorum falan gibi şüpheleriniz de varsa o zaman bu donasyon değil, yumurta toplayıp saklama işine yönelebilirler. Bu Türkiye'de de yasal artık 2,5 yıldır. Eskiden belirsiz olduğu için değildi, yasaktı.
ancak akademik kurulu kararıyla oluyordu ama artık serbest. Kriter nedir? Tekrar edelim hocam. Hiçbir kriter yok. Hasta bunun için başvurabiliyor. Evet. Ben yumurtamı tüp bebek gibi yumurtalarını büyütücü iğneler yapıyoruz. Yumurtalar büyütülüyor. Sonra uyutularak anestezi altında hiç acı veren bir işlem değil. Hı-hı. Acı olmadan çekiliyor ve o yumurtalar dondurulup saklanıyor o hasta adına. Maliyeti de tüp bebek maliyetinden bile düşük. Daha transfer hocam olmadığı için. Yani 4-5 milyar civarında diyebiliyorum, emin değilim. Tam rakamda emin değilim. O civarda bir maliyeti var, 5 bin lira civarında. Ve artı ilaçlar. Yani çocuk sevgisi için insanlar öylesine paralar harcıyorlar. Kesinlikle. Ki bu onların yanında hiçbir şey değil diyebiliriz. En azından bir güvence. Bankaya para yatırmak gibi, işte embriyo olmasa da en azından yumurtayı bir bankaya yatırmak gibi. Yumurta bankasına yatırmak, kendi yumurtana yatırım yapmak gibi. Kendine bir durum olduğu için tabii gelecekte hayal. O zaman isterse menopoza girse bile hazır yumurtası olduğu için rahimi kaldığı sürece çocuk sahibi olabilir.